Bunun son örneği Mercedes Kadir'di. Malatya'da, evet, bilirsiniz. Malatya'da sopaya biner. Evet, modern dünyada diyor her 6 kişiden biri tanılı psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor diyor. Ve bunların en yaygını... İnançsızlıkla paralel gidiyor olabilir mi hocam bunlar? Ya inançsızlık... Yani Müslüman ülkelerde de oranlar bu kadar tehdit edici mi sizce? Tehdit edici tabii. Bütün insanın mutsuzluğunda da kendini başarısız hissetmesinde de en temel meselelerden biri irade. Bir insan kendine söz geçiremiyorsa o insan çok zorlanıyor hayatta, çok problemler yaşıyor. Aynı hassasiyeti şuradan girenle, buradan girenle ilgili gösterirsek şuranın ve buranın hasta olmasına büyük oranda mani olabiliriz. Çok güzeldi. Hocam bir daha söyler misiniz hepsini şimdi? Huzur-u Hazirun cemiyeti irfan, laindir, kafirdir, dinsizdir şeytan. Şeytanın lainliğine, kafirliğine, dinsizliğine, Rahman'ın birliğine eyvallah. Şol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın 99 adıyla. Kıymetli dostlar hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Şükürler olsun. Ses tonumun, ses rengimin biraz farklı olduğunu hissetmişsinizdir. Covid değilim. Test yaptırdım elhamdülillah. Bir üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriyorum. Bu vesileyle de dualarınızı bekliyorum inşallah. Bu cuma yine çok kıymetli bir dostumuz, abimiz, hocamız bizlerle beraber Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyelerinden klinik psikolog doktor Mehmet Dinç hocam. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız abi? Canım hocam? Şükürden aciziz. Hamdolsun. Allah iyilik sağlık versin şimdimize hocam. Inşallah. Hocam siz çok hareketli, ekranlarda böyle sıkça gördüğümüz çok kritik konulara temas eden, 7-8 tane kitap neşretmiş olan ve bence alanınıza çok hakim bir insansınız. Benden bahsediyorsunuz ya, şöyle bir bakayım. Sizden bahsediyorum. Radyo programları da yapıyorsunuz aynı zamanda. Erkam Radyo'da, evet, yapıyordunuz. Erkam Radyo'da. Kaç yıldır devam ediyor hocam? 2013 yılından beri devam ediyormuş. Hı-hı. Haftalık bir program. Hı-hı. İyi bir ritim bence. Maşallah. Bence çok güzel. Hı-hı. Hani nafile ibadetinde az ama sürekli, evet, olanı makbuldür ya. Bence çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Evet. Bir de Erkam Radyo o zaman yeni kurulmuştu. İlk bakıyorum 2 saat bize program vermişler. 2 saat ne konuşuyormuşuz o zaman bilmiyorum. Sonradan Allah'tan programlar arttı da yarım saate indik çok şükür. Şimdi yarım saate şimdi devam yarım ediyorsunuz. Saat. Peki İstanbul'da mukim olup Gaziantep'te öğretim üyesi olmak nasıl oluyor? Bize uçan hoca diyor öğrenciler. Haftada bir gidiyoruz. Sabah gidiyoruz. Akşam dönüyoruz. Bazen 2 gün kalıyoruz. Orada derslerimizi organize ettik. Antep'te bizim bölüm uzun yıllar bölgedeki tek psikoloji bölümüydü. Başka psikoloji bölümü yoktu 20-25 şehirde. Öğrenciler Kıbrıs'a vesaire gidiyorlardı. Bir de Ankara'dan o tarafa klinik psikoloji yüksek lisansı yoktu. Dolayısıyla bizimki hem lisans anlamında hem yüksek lisans anlamında orada bayağı büyük bir ihtiyacı karşılıyordu. Halen de karşılıyor. O yüzden 9 seneden beri işte haftada bir gün oraya gidiyoruz. Sabah gidiyoruz İstanbul'daki hocalarımızla. Genelde kadro hep İstanbul ya da Ankara'dan geliyor. Çok iyi bir hoca kadromuz var. Orada bir işe yaradığımızı, faydalı olduğumuzu düşünüyoruz. Öyle gidiyoruz 9 seneden beri devam eden bir hikaye, Antep hikayesi. Anadolu insanının psikoloğa ve psikolojiye bakış açısıyla mesela İstanbul büyük şehirlerde yaşayan insanların psikoloğa bakışı farklı mıdır? Psikolojik destek alma hadisesine bakışları? Değişiyor. Çok hızlı değişiyor. Ha. Yani tabii Anadolu'da biraz daha olumsuz bir algı vardı psikolojik hizmet almakla alakalı ama şu an onlar hep kırıldılar. Fakat bilgiye bakmakla alakalı İstanbul ve Anadolu'da büyük bir fark var. Bilgiye veya bilgili olduklarını düşündükleri insanlara çok daha fazla açık, zihnini kalbini açarak yaklaşıyorlar. Hı-hı. Almaya çok daha müsaitler. İstanbul'da böyle her şeye doyduğumuz gibi biraz bilgiye de doymuş gibiyiz. Hı-hı. O yüzden de çok böyle kolay almıyoruz veya alırken çok filtreden geçiriyoruz. Anadolu o anlamda biraz daha motive, açık, istekli, kalbini gönlünü açıyor. O yüzden biz daha da böyle şevkle, heyecanla gidiyoruz. Eyvallah. Şimdi hocam geçtiğimiz günlerde ben yine alanında iyi olan bazı kardeşleri hem psikoterapist olsun hem psikiyatr olsun insanlar davet ettim buraya. Bugün sizlerle birazcık bu ekol meselesini konuşmak istiyorum. Zira bugün neşredilen kitaplara baktığımızda ya da psikologların ya da terapistlerin seçtikleri ekollere baktığınızda bakıyorsunuz genelde batı tandanslı, batı menşeili ekollerden yürüyorlar ve orada kendilerini geliştiriyorlar. Evet. Bizim İslami geleneğimiz ya da bizim tarihimiz ya da bizim medeniyet mirasımızın psikolojiye dair ya da insanın ruh bilimine dair diyeyim hiç söz söylememiş mi hocam? Niye çok, bu kadar batı domine etmiş bu alanı? Ya şöyle çok meşhur bir söz var ya, diyor ki aslanlar kendi tarihini yazana kadar av hikayeleri hep avcının zaferiyle biter diyor. O yüzden bizim son 200 yılda kendi tarihimizi yazmak, kendi tarihimizde aktif
rol oynamakla alakalı büyük eksikliklerimiz olmuş. Tabii arkasında sosyolojik, tarihsel çok ciddi travmalar söz konusu. Dolayısıyla halen devam eden bir süreçte sesimizin az çıktığı bir zamandan geçiyoruz. Ve bu sadece bizim için de söz konusu değil. Mesela bilim anlamında bütün bilim alanlarında, sadece psikolojide değil diğer bilim alanlarında da kaynakların büyük çoğunluğu İngilizce. İnternetteki kaynakların, bilgilerin büyük çoğunluğu İngilizce. Dolayısıyla sadece İslam toplumlarında ya da Türkiye'de sesin az çıkması söz konusu değil. Aynı zamanda Japonların da bu anlamda kendi dillerinde sesi az çıkıyor, dünyaya katkıları az oluyor. Veya Çin'in de veya Afrika'nın da. Bununla alakalı tek hikayenin zararları diye harikulade bir konuşma vardır. TED konuşmalarından biridir. Afrikalı bir yazar anlatıyor. Ve zihnimizde başka kaynaklara, başka kültürlere dair ne kadar tek hikayemiz olduğunu anlatıyor. Bildiğimiz bir şey, Afrika dediğimizde aklımıza gelen bir resim var. Onun ötesinde bir resim düşünmüyoruz. Şey dedi, geçen dedi bunu en bariz şeyde gördüm. Uçakta yolculuk yapıyorum. Dediler ki dedi, Çin, Hindistan ve Afrika ülkelerinden gelenler. Afrika ülke değil ama çok meşhur bir hava yolu şirketi hava uçakta anons yaparken herkesin duyacağı şekilde hiç kimse de düzeltmiyor. Çin, Hindistan ve Afrika ülkeleri diyor. Afrika ile alakalı tek resim var. Onu anlatıyor. Halbuki Afrika'da 52 tane ülke var. 52 tane ayrı resim var. O 52 resmin içinde bambaşka resimler var vesaire. Yani netice şunu diyeceğim. Batı kültürünün, medeniyetinin hakim olduğu bir dönemden geçtik. Hali hazırda durum bu mudur? Şu an bu gözüküyor ama değişecek. Bu da gördüğümüz şeylerden bir tanesi. Ve hakim olduğu dil bu olduğu için, renk bu olduğu için ister istemez zihin tarihi başlatırken işte Freud'dan başlatıyor. Öncesini çok bilmiyor, düşünmüyor, yazılmıyor vesaire. Ama çok şükür yakın zamanda yazılmaya başlandı. Türkiye'de de bu konuda çok önemli bir kitap çıktı. Sevgili kardeşim Taha Burak Toprak editörlüğünü yaptı. Ve İslam düşüncesinde psikoterapi kültürü, psikoloji kültürüyle alakalı ne biliyoruz, neler yapılmış, onunla alakalı çok güzel bir kitap ortaya çıkmış oldu. Devamı da gelecek. Osmanlı döneminde var mıydı? Tabii ki var. Ne diyorduk hatta biz onlara? İsimleri şifahane. Şifahaneler var. Hatta o kadar ilginç ki mesela Orta Çağ çok karanlık bir dönemdir, evet. Avrupa için. O dönemde tedaviler, psikolojik tedaviler tamamen insanı nasıl ifade edeyim şeytanlaştırma üzerine kurgulanmış şeyler. Tedavi yok zaten de bir şekilde psikolojik zorluk yaşayan insanların şeytanlaştırılmıştı. Kafa delmeler var. İçinden zararlı cinler, şeytanlar çıksın diye kafasını deliyorlar insanın. Veya işte sonrasında ya bu insanları yakmayalım, cadı diye yakmayalım, kafasını delmeyelim. Bunlar hastadır demişler. Ne yapmışlar? Hastaneler yapmışlar. Ama hastanelerde durum şu, insanları zincirliyorlar ayakta ve günlerce, aylarca o şekilde kalıyor şehir dışında. Ve korkunç bir şekilde insanlar geliyorlar, akıllı insanlar tırnak içinde. O insanları çok özür dilerim, hoş görün, hayvanat bahçesini ziyaret eder gibi ziyaret ediyorlar. Yani böyle bir insanı aşağılayan, yok sayan bir durum söz konusu. Halbuki Osmanlı döneminde işte en meşhuru, en bilineni Edirne'deki şifahane. Orada müzikle, sıcak suyla, su sesiyle tedaviler var. Kokularla tedaviler var. Onun öncesinde işte Selçuklular döneminde Kayseri'deki hastaneler var. O hastanelerde psikolojik zorluk yaşayan insanlarla alakalı tedavi süreçleri var. Dolayısıyla çok böyle insanı merkeze alan, insancıl bir yaklaşım söz konusu. Yine mesela çok benim dikkatimi çekmiş, hoşuma gitmişti. Selçuklularda psikolojik zorluk yaşayan bir insan bir köyde yaşıyorsa o köyden vergi almıyorlar. Siz bu insana bakın diyorlar. Yani bu kadar normal bir şekilde rehabilite eden bir süreç söz konusu ve toplum rehabilite ediyor. Bu çok önemli. Yani bir insan psikolojik zorluk yaşıyorsa bir seviyede, çok ağır, kendine ve başkasına zarar verecek seviyede değilse, onun toplumun rehabilite etmesi lazım. Kalıcı olan o. Bununla alakalı bizim toplumumuzda çok güzel hikayeler var. İşte benim çocukluğumda siz de hatırlarsınız, her mahallenin bir delisi vardı. Evet. Benim de vardı. Bizim mahallede de vardı. Şu an yok. Bir şekilde hastanelere tıkıyorlar. Bu bizim delimiz derlerdi. Bizim delimiz derlerdi. Orada herkes tanırdı, hoş görürdü, idare ederdi, çay ısmarlardı, yemek yedirirdi. Bazen taşkınlıklar yapardı belki, onu idare ederlerdi veya onu kızdırırlardı falan. Ama bir şekilde yaşardı ve rehabilite olurdu. Şu an o imkanlar kalktı. Niye? Batı merkezli bir insana bakış söz konusu. Bunun son örneği Mercedes Kadir'di. Malatya'da, evet, bilirsiniz. Malatya'da sopaya biner. Evet, sopaya biniyor. Trafik polis durduruyor. Valilik park izni
çıkarmıştı onlar. Tabii. Ve ben o valiyi ayakta kalkışlamıştım yani. Tabii. İstediği yere park edebiliyordu. Ya. Onu mesela Avrupa'da bir film var. Filmde yine böyle psikolojik zorluk çeken bir insanı anlatıyor. Bunu illa evlendirmek istiyorlar. Ondan sonra tanıştırıyorlar falan. Herkesten uzak duruyor bu. En son diyor ki benim diyor tamam bir kız arkadaşım var diyor. Tanıştıracağım siz diyor. Nereden gelecek? İşte gelecek diyor. Postayla geliyor. Bir şişme bebeği kız arkadaşı olarak tanıştırıyor. İlk başta insanlar çok garipsiyorlar vesaire. Fakat doktor diyor ki ona yardım edeceğiz diyor filmde. Ve yardım ediyorlar. Bütün köy halkı, kasaba halkı o çocuğa yardım ediyor. O şişme bebeği yemeğe davet ediyorlar. Partilere davet ediyorlar. Okula davet ediyorlar. İşte anaokulunda hikaye okutuyorlar bütün anne babalar gibi vesaire. Yani adamın patolojisini toplumun içinde yaşayıp rehabilite olmasına yardımcı olacak bir sistem kuruyorlar. En son bayağı bir hikaye devam ediyor. Kabul edildiğini hissediyor. Sonra diyor ki fenalaştı bu diyor. Ambulans çağırıyorlar. Ambulans geliyor. Hastaneye kaldırıyorlar. Doktor diyor ki ne olacak sence diyor. O da diyor ki kurtulamayacak herhalde diyor. Doktor içeri gidiyor. Diyor ki ya diyor kaybettik öldü. Ondan alıyor yine. Harika. Süfreyi. Ondan sonra gömüyorlar vesaire. Gerçek bir insanla ilişki kurabilir hale geliyor. Süper. Ama bu insanı tutup hapse tıksanız veya akıl hastanesine tıksanız bu netice vermezdi. Evet. Fakat bu şekilde bir rehabilitasyonla netice veriyor bu film. Bizde Mercedes Kadir'de gerçeği var. Kesinlikle. Ve bizim köyümüzün delisi deniyor. İstediği her şeyi yapabiliyor. Yapar. Manavdan bir tane domates alıyor. Hı-hı. İşte fırıncıdan bir tane simit alıyor ve bütün köyle beraber yaşıyor. Bediüzzaman'ın buna dair bir yaklaşımı vardı. Çok Hı-hı. hoşuma giden. Diyor ki bazen Cenab-ı Allah bir aile, bazen bir semte, bazen bir kasabaya, bazen bir şehre vereceği belayı toplar ve bir insanda para töner gibi toplar. Hı-hı. O aklını yitirir ama diğerleri selamette kalırlar. O yüzden onlara merhamet edin istiyor yani. Kesinlikle öyle. O belki sizin başınıza gelebilecek muhtemel bir belayı çekmiştir üzerine Hı-hı. diyor. Ve Anadolu insan da bu merhametle yaklaştı zaten. Var. Bizde şey de vardır ya deli mi veli mi bilmiyoruz diye. Ya. Yani o da çok kıymetli meczup bir şey. Meczup denir. Meczup mesela. Denir. Yani kutsal tutulur o insanlar. Bu çok kıymetli bir şey. Çünkü öbür türlü ruh sağlığı anlayışına baktığımızda Batı merkezli sınıflandırma sistemleri çok dar bir normal çerçevesi çiziyor. Hı-hı. Ve o çok dar normal çerçevesine giremediğiniz zaman bir şekilde kendinize eksiklikler kötülükler üzerine kurgulayıp kötü hissediyorsunuz. Hı hı. O çerçeve o kadar dar ve o kadar bir değer vaz eden bir sistem ki normal olabilmek esasında kendi doğduğunuz kültüre, doğduğunuz şartlara, doğduğunuz topluma çok uzak kalmayı da beraberinde getiriyor olabilir. Hı. Mesela işte utangaçlık, sosyal fobi ile alakalı tanı kriterler geliştiriliyor. O kriterler her toplumda aynı olmayabilir. Mesela Japonlarda birisine bakmakla alakalı şöyle bir algı var. Bakışlarımla onu rahatsız ederim. Normalde Avrupa toplumlarında bakışlarından rahatsız olurum var. Doğru. Japonlarda göz kontağı kurmuyorum çünkü bakışlarından rahatsız ederim algısı var. Tam tersi bir şey. Aynen. O toplumu, o kültürü bilmeden Batı normlarını, standartlarını, tanı kriterlerini göz önünde bulundurarak bir insana yaklaşmak onu yanlış bir neticeye götürmektir. Dolayısıyla asıl olan psikolojik zorluk yaşayan insanlarla alakalı veya hepimizle alakalı. Çünkü hepimiz psikolojik zorluk yaşayabiliriz. Çerçeveyi mümkün olduğu kadar geniş tutmak, ranjı geniş tutmak ve toplum içerisinde emek vererek, destek vererek, yardım ederek, hoş görerek, kabul ederek yardımcı olmamız. Çünkü öbür türlü tanı üzerine gidersek o tanı insanın fıtratına uygun olmayacak bir şekilde o insanda etiket olarak kalıyor. Sabit kalıyor. Halbuki biz biliyoruz ki gelişim psikolojisi de artık o noktada açık ve net duruşunu gösteriyor. Diyor ki gelişim hayat boyu devam eder. Kimlik kişilik hayat boyu gelişebilir, değişebilir, esneyebilir. Dolayısıyla bir insanı bir etikete sığdıramazsınız. Hayat boyu taşıyacağı bir etiket içinde kalıplayıp sığdıramazsınız. Bu insan değişiyor, dönüşüyor. Yardım edin, güzel bir şekilde, iyi bir şekilde, hayatını anlamlı bir şekilde yaşayacak şekilde dönüştürsün. Süper. O yüzden ona doğru bakabilmek çok önemli. Ne kadar doğru bir bakış açısı. Peki hocam bu hastalıklar yani insanları bugün psikoloğa ya da psikiyatrlara götüren hastalıklar nevzuhur hastalıklar mı yoksa daha önceden var mı? Zira kendi atalarından dedelerinden bahseden insanların hikayelerini dinlediğimizde hiç kimse şey demiyor yani benim rahmetli dedem borderline'dı ya da manik depresifti falan dediklerini duymuyoruz. O hastalıklar o zaman da vardı da yeni mi isimleri konuldu yoksa çağ bu modern çağ kendi hastalıklarını beraberinde mi getirdi? Nasıl oldu? Şey vardır ya kibarlık budalası diye bir tiyatro
vardır. Evet. Adam böyle sonradan görme bir adam ders alıyor. Orada hoca ders veriyor işte. Diyor ki nazımla yazdığınızda diyor şiir gibi olur. Düz konuştuğunuzda nesir gibi olur. Ya ben yıllardan beri nesir konuşuyormuşum farkında değilmişim diyor. Şimdi hakikaten adının konması önemli bir şey. Önceden yine zorluk yaşayan insanlar varmış. Bu insanlar isim konacak kadar net bir şekilde zorluk yaşıyorlarmış. Dolayısıyla o dönem adı konmadığı için yok demek değil. Ama bu dönem bu kadar çok sayıda insanın bu kadar çok farklı zorluklar yaşayıp bununla başa çıkamaması çok doğal değil. Bilmiyorum ifade edebilirim. Bu normal değil. Normal değil. Yani her toplumda herhangi bir hastalığın var olması gibi psikolojik zorluklar, hastalıklar, psikiyatrik hastalıklar da vardır. Tarih itibaren insan var olduğundan beri vardır. Toplumun belli bir oranına tekabül eder. %1'dir, %3'tür vesaire. Ama bir toplumda %20, %40 olursa o artık başka bir şey. Günümüz toplumuna bir oranlama var mı elimizde öyle bir istatistik? Çok var, maalesef var. Mesela Türkiye... Dünya Sağlık Örgütü diyor ki modern dünyada diyor her 6 kişiden biri tanılı psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor diyor. Ve bunların en yaygını kaygı bozukluğu, ikincisi depresyon, üçüncüsü bağımlılıklar. Bu normal değil işte. İnanılmaz. Bu kadar yaygın olması normal değil. Bu organik bir şey değil. Bu böyle olmak zorunda değil. Bunun önüne geçilebilir. Bununla mücadele edilebilir. Burada büyük problemimiz var. İnançsızlıkla paralel gidiyor olabilir mi hocam bunlar? Ya inançsızlık... Yani Müslüman ülkelerde de oranlar bu kadar tehdit edici mi sizce? Tehdit edici tabii. Ha, bizim yani inançla çok alakası yok. Şöyle mu? İnançla şöyle alakası var. Mesela diyorlar ki Müslüman insan depresyona girmez. Bu doğru bir şey değil. Ne demek girmez yani, ya? Hem Müslüman insanın karnı ağrımaz mı yani? Başı ağrımaz mı? Yani. Ağrır, bal gibi de ağrır. Müslüman insan depresyona girer. Fakat Müslüman insanın depresyona girme süreci daha ağır seyredebilir. Daha ağır seyredebilden kastım şu. Daha geç girebilir. Daha iyi mücadele edebilir inancına tutunabiliyorsa ya da herhangi bir inanca tutunabiliyorsa daha geç girebilir. Ya da bir şekilde depresyondan muzdarip olduğunda ya da başka bir problemden muzdarip olduğunda tedaviyle beraber daha hızlı toparlanabilir. Daha güçlü bir şekilde ayakta durabilir. İnanç ona çok büyük bir destek olur. Ama Müslüman insan asla depresyona girmez sözü yanlış bir söz ve çok zararını gördüğümüz bir söz. Çünkü benim karşıma gelen öyle çok genç kız kardeşlerimiz oldu. Baba Müslüman insan depresyona girmez diyor. Kız yıllarca tedavi olmadan perişan oluyor. Ve hep kendini suçluyor. Ben yeteri kadar iman etmedim. Ben yeteri kadar ibadet etmedim. Ne alakası var burada? Yeteri kadar tevekkül etmedim. Ne alakası var? Yani bu karın ağrısı gibi, baş ağrısı gibi organik, biyolojik bir şey olabilir. Tedavi görse düzelecek ama boş yere o insana tevekkül etmedi diye ızdırap çektiriyoruz. Bu büyük bir vebal. Ama ne var? İnançlı olmak veya fıtrata uygun yaşamak insanın bu hastalığa yakalanmasına yönelik bir koruyucu etken midir? Büyük bir etkendir. Ya da bu hastalığa bir şekilde yakalandı, bundan muzdarip toparlanmasında büyük bir etken midir? Büyük bir etkendir. Bu dönemde benim acizane gördüğüm bu kadar psikolojik rahatsızlıkların, zorlukların yaygınlaşmasının en büyük sebebi fıtrata aykırı bir yaşam tarzına sahip olmamız. Tam olarak neyi kastediyoruz bunlar? Tam olarak şunu kastediyoruz. Yani kendi hayatımıza odaklı, kendi ihtiyaçlarımıza odaklı yaşamıyoruz. Kendi ihtiyaçlarımıza ve kendi hayatımıza odaklı yaşamadığımız için bize vaaz edilen, dayatılan bir hayat tarzıyla kendimizden uzaklaşıp rahatsızlıklar yaşıyoruz. Çok yuvarlak bir şey söylesem biraz daha açayım. Açalım lütfen. Evet, yuvarlak hocam. Bir şey söyledim. Evet. Şöyle, şimdi günlük hayatımıza baktığımızda, zihnimizden geçenlere baktığımızda, kalbimizden geçenlere baktığımızda, uyuma, uyanma, ilişki kurma, hareket etme, hayatı anlamlandırmaya baktığımızda ne kadarı bize ait diyebileceğimiz bir hayat. Ne kadarı bizimle alakalı. Şimdi Nasrettin Hoca'nın çok güzel bir hikayesi var. Hoca kar helvası yapmış. Demişler ki ne yapıyorsun hoca? Kar helvası yapıyor. Demiş. Hocam demişler kardan helva olur mu? Ben de beğenmedim demiş. Şimdi biz bir hayat yaşıyoruz ama beğeniyor muyuz acaba? İçimize siniyor mu acaba? Seviyor muyuz acaba? Doğru geliyor mu acaba? Şimdi ben irade üzerine çalışıyorum. Bütün insanın mutsuzluğunda da kendini başarısız hissetmesinde de en temel meselelerden biri irade. Bir insan kendine söz geçiremiyorsa o insan çok zorlanıyor hayatta, çok problemler yaşıyor. İrade ile alakalı da benim yaptığım çalışmalarda gördüğüm çok net bir şey var. O da şu, bir insanın bildiği hayatla, sevdiği hayatla, doğru bulduğu hayat birbirinden ne kadar farklı olursa o kadar mutsuz oluyor, o kadar iradesi zayıf oluyor. Ne kadar yaklaşırsa o kadar iyi. Bildiği hayat, sevdiği hayat, doğru bulduğu hayat ne şu? Şimdi bildiği hayat, yaşadığı hayat. Günlük hayat nasıl yaşıyor? Sevdiği hayat nasıl yaşamak istiyor? Doğru bulduğu hayatta nasıl yaşamayı doğru buluyor? Bunlar birbirinden ne kadar ayrı olursa o kadar işimiz zor. Mutsuz olacağız. Ne kadar yaklaşırsa o kadar iyi. Şimdi bildiğimiz hayat popüler kültürde herkes nasıl yaşıyorsa biz de öyle yaşıyoruz. Sabah hafta kalk, işe git. Hafta evet. Sonu tatil. Aynen yılda öyle. Bir defa tatile çık. Bayramlar. Alışveriş merkezine git. Şu markayı giy. Şu televizyonu seyret. Şu diziyi
bilgiyi takip et. Bu web sitesine gir. Şu çok moda, onu al. Aynen küçük öyle. Küçük küçük ama yani çok abartı olmayan. Evet, bu bildiğimiz hayat. Sevdiğimiz hayat ne? Orada neden besleniyorsak o. İşte şu arabaya sahip olayım, şu eve sahip olayım, şu makama geleyim, şu şöhrete sahip olayım, şöyle tanınayım, bilineyim vesaire. Bu sevdiğimiz hayat. Veya kendimizle alakalı İdealize ettiğimiz hayat. Ama o neden besleniyor? Mesela ben öğrencilerime her dönem başında sorarım. Arkadaşlar derim, harika bir yaz geçirdim. Ne geliyor gözünüzün önüne derim. Deniz, kum, güneş derler. Aynen. Ya niye? Görüntü o, o beslenmiş. Zihin öyle beslenmiş. Dolayısıyla resim o geliyor. Bütün yazı kütüphanede geçirdim. Hocam çok sıkıcı, karanlık falan diyorlar. Yani kütüphanede eğlence olmaz. Kütüphanede mutlu olamaz insan. Öyle bir algı var. Sevdiğimiz hayat bu şekilde şekilleniyor. Bir de doğru bulduğumuz hayat var. Doğru bulduğumuz hayatta ne? Sahip olduğumuz inançtan, hayat tarzından, ideolojiden, inanç veya işte kaynaklardan, ait olduğumuzu hissettiğimiz kaynaklardan beslendiğimiz. Bu bugün doğru bulduğumuz hayat sevdiğimiz hayattan çok farklı. Bu büyük mesele. Şu mu? İnançlı, haramı helali bilen bir insanın işte gidip ne bileyim Jamaika'da aslında inancının hiç de tasvip etmediği bir haftalık tatil geçirmesi gibi bir şey. İdealize ettiği hayat doğru bulduğu hayatla örtüşmeyince ne oluyor? Zevk mi almıyor öbür taraftan? Şöyle, ezberi şu şekilde şekilleniyor abi. Şöyle ifade etsem daha doğru olur zannediyorum. Fani olanın sureti hakikatinden çok daha cazip insanı aldatıyor. Tamam. O oyuna gelmesi. Hı-hı. Yani o kadar idealize ediyor ki sureti. Ben şu eve sahip olunca çok mutlu olacağım. Şu makama geldiğimde, şu paraya sahip olduğumda. Bu işler çözülecek. Bu işler çözülecek. Hayat amacım o. Oraya mutluluk eşittir bu. Bunu belki böyle düşünmüyor. Sorsanız konuşurken herkes çok mantıklı konuşuyor. Çok güzel konuşuyor. Ama gönül başka şey yapıyor. Gönül başka atıyor. Başka yerde atıyor. O yüzden kalbi terbiye etmek çok önemli. Bildiğimiz hayat, doğru bulduğumuz hayat ve sevdiğimiz hayatın aynı çizgiye gelmesi için. Doğru bulduğu hayatı anlatsın size. Kanaat üzerine, tevekkül üzerine, sadelik üzerine. Bir saat konuşsun neler size. Neler biliyoruz abi. Ama yaşamaya gelince hepimizin ayarı bozuluyor. Niye? Çünkü gözümüzün, gönlümüzün beslendiği kaynaklar başka. Ezberimiz başka. O yüzden de insan psikolojik olarak zorlanıyor. Çok güzel bir söz var. Diyor ki bir insan dünyada cehennem azabı yaşamak istiyorsa kıyas yapsın. Kıyas yaptığınız zaman. İyiyle kıyas. Yok, kötüyle. Ya şu iyi dediğimiz şöyle, başkasıyla kıyas. Kendiyle kıyas et. Mesela daha zengin adamla kıyas. İşte daha iyiyle kıyas yaptığınız zaman kötü hissedersiniz ama işte, daha alttakiyle kıyas yaptığınızda belki bu teselli verecek. O zaman midir? Orada da şöyle bir şey görüyorum. Yani bir başkasının mahrumiyetinden teselliyi devşirmek ne kadar etik onu işte, da bilemiyorum. Tabii kıyas yani. Yapmamak lazım. Değil mi işte. Yani? O yüzden daha iyi midir belki bak, bilmiyoruz. O daha beter, ki. Daha kötü durumda. İyi ki de bende bu var. Bu, tabii bu daha beter midir? Mi yani? Tabii. Evet. O yüzden kıyas yapan insan hata yapmış. Çünkü herkesin imkanı başka, imtihanı başka. Dolayısıyla o benden daha kötü, çok şükür falan bu yani? Yanlış. O benden daha iyi. İyi ki onun çocuğu öldü, benimki yaşıyor. Hayır, bundan teselli mi devşireceksin asla. Yani? O yüzden cehennem azabı yaşamak isteyen kıyas yapsın, muhakkak yanlış yapar. Şeytanın hatası kıyas yapmaktı. Hazreti Adem de kendisini kıyas yaptı. Aynen öyle. Habil ile Kabil kıyas yaptı, hata yaptı. Yusuf Aleyhisselam'ın çocukları kıyas yaptı. Yani bütün hataların merkezinde kıyas yapmak var. O yüzden kıyas yapmadan, kafamızı kaldırıp etrafa bakmadan kendi hayatımıza odaklanmak ihtiyacımız var. Çünkü yaşamak öyle büyük bir sorumluluk ki ancak kendi hayatımıza odaklanarak, kendi ihtiyaçlarımızın farkına vararak, kendi vazifelerimizi yaparak, kendi gündemimize odaklanarak bu yükü kaldırabiliriz. Ama bakıyorsunuz sosyal mecralar, modern dünyanın sunduğu o imkanlar hepsi siz daha kolay kıyas yapın ve tabii, kıyaslayın tabii, diye var. Tabii. Instagram'da insanlar arabalarını, evet. Evlerini, mobilyalarını, çocuklarını, hayatlarını, her şeylerini paylaşıyorlar. Tabii. Eskiden böyle bir şey yoktu. Erzurum'daki teyze İstanbul'daki bir sanatçıyla nasıl kıyaslasın kendini? Hiçbir şey bilmiyor ki onunla alakalı. Ama şu an hepsi önümüzdeki ekranlarda, elimizdeki telefonlarda. Bir de imkansız kıyaslar abi. Şimdi önceden köydesiniz, köyün en zengin adamına özeniyorsunuz. Olabilir mi? Bir ihtimal olabilir. Hadi olur mu olur. Hadi olur mu olur. Ama şu anda dünyanın en süslü hanımefendisi. Jeff Bezos'un hanımını izliyor. Benim Urfa'daki ablam evet, yani. Nasıl olacak yani? Olamaz. Zaten olmasın da. Ama işte o ciddi anlamda ayarımızı bozuyor. Bu yüzden fıtratı korumak anlamında, ayarlarımızın bozulmaması anlamında biraz kendi hayatımıza sahip çıkma zorretimiz var. Nasıl yaparız hocam bunu? Abi. Yani ben sihirbaz olmadığınızı biliyorum. Bir evet. Doktora bir şey söylemiştim de Bekir Bey ben sihirbaz değilim ben doktorum. Ben bunu demem ama çünkü kolay.
Kolay mı? Kolay kolay kolay, şöyle kolay. Hadi yani anlatın, söylemesi olur. Kolay, yapması zor. Ha. Ama söylemesi kolay, çare belli. Şimdi bu dönemde organik beslenmeyle alakalı bir hassasiyet var. Hı-hı. İnsanlar biliyorlar ki gıdalar genetiği değiştirilmiş, evet, zararlı. O yüzden şuradan GDO'lu gıda girdiği zaman burası hasta oluyor. Vücut hasta oluyor falan. Ha. Ve bununla alakalı hassasiyet var. Daha fazla para veriyor. Aman GDO'lu gıda girmesin, vücudum hasta olmasın. Glütenliler var, glütensizler var. Uçan tavuk var, koşan tavuk. Bir sürü şeyler var. Var. Evet. Bununla alakalı fedakarlık yapıyor, para, daha fazla para harcıyor, arıyor, tarıyor, buluyor. Niye? Şuradan giren burayı hasta eder, hasta olmayayım. Aynı hassasiyeti şuradan girenle, buradan girenle ilgili gösterirsek şuranın ve buranın hasta olmasına büyük oranda mani olabiliriz. Çok güzeldi. Hocam bir daha söyler misiniz hepsini şimdi? Şimdi şuradan girene bir hassasiyet gösteriyoruz ki burası hasta olmasın. Şuradan girenle buradan girene de hassasiyet gösterirsek buranın ve buranın hasta olmaması için büyük bir adım atmış oluruz. İşte bu. Bu kolay söylemesi, yapması zor ama yapsak çok netice alırız. Mesela buradan gireni nasıl kontrol edeceğiz? Biraz tarif eder misiniz? Abi şöyle, gün içinde görmek istediklerimizi, aklımızda kalmak istediklerini biraz seçeceğiz. Şimdi çok hoşuma giden iki tane hikaye anlatacağım. Bir tanesi Nasrettin Hoca'nın hikayesi, bir tanesi Ariston'un hikayesi. Nasrettin Hoca'nın hikayesi şu. Hocaya demişler ki hocam bir tepsi baklava gidiyor demişler. Bana ne demiş? Sineve gidiyor demiş. Sen ne o zaman demiş. Ha, bu bize o kadar lazım bir şey ki. Şöyle bir şey var bak, bana ne? Şöyle bir şey var duy, bana ne? Bana ne dememiz lazım. Aristo da işte şöyle bir ölçü getirmiş. Bir öğrencisi gelmiş. Efendim demiş, size bir şey söyleyeceğim. Bir dakika demiş. Bir dakika. Seni demiş üçlü filtreden geçireceğim. Hı. Ne demiş üçlü filtre? Bir demiş bu söyleyeceğin şeyi sen gördün mü? Yok demiş, bana biri söyledi demiş. Peki demiş bu söyleyeceğin şey benle mi alakalı? Yok efendim sizle alakalı değil demiş. Peki demiş bu söyleyeceğin şey bana faydalı mı? Yani direkt faydası yok. Söyleme o zaman demiş. Hem benimle alakalı değil. Hem bana faydası yok. Hem sen görmemişsin. Niye doğru alayım ki gündemde? Niye ben zihnime sokayım ki? Ama bugün duyduğumuz, konuştuğumuz, kafamızda dönen şeylerin hepsi bizle alakalı olmayan şeyler. Kendimizle alakalı gün içinde ne kadar düşünüyoruz? Neredeyiz? Nereye gidiyoruz? Ne yapmamız gerekiyor? Hayatta kendimizi nerede konumlandırıyoruz? İyi mi gidiyoruz? Kötü mü gidiyoruz? Bununla alakalı ne kadar dertleniyoruz? Yoksa şurada trafik kazası olmuş, burada bu bunu aldatmış, şu siyasetçi bunu demiş, bu bakan bunu yapmış. Bana ne? Bana ne yani? Şu bana ne demeyi çok iyi kıvırmamız lazım. Hele Twitter'daki gündemlere, oradaki tartışmalara baktığınızda korkunç. İnsan ruh sağlığını muhafaza aynen etmesi öyle mümkün değil. Ben bir yıla yakın zaman oldu bıraktım, çok girmiyorum artık. Harikulade. Hiç umurumda değil ne oldu. Eğer gerçekten vatan millet meselesi değilse o günlük politik gündem beni hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Evet. Dönüp bakmıyorum bile. O kadar mutluyum ki. Tabii. Bir de zarar, hocam o kadar abi, rahatladım ki. Yapabileceğiniz de yapamaz hale geliyorsun. Benim Alman bir arkadaşım ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki biz bizim adımıza politika ve siyaset üretmesi gereken insanları seçim döneminde oturur araştırırız. Onlara oy veririz ve geriye çekiliriz. Onlar bizim adımıza siyaset yapar. Siz diyor oy veriyorsunuz ve onlardan daha hala siyaset yapmaya devam ediyorsunuz. Ya. Bunu niye yapıyorsunuz kendinize? Ve işin o kadar kötüsü şu ki hiçbir şey değişmiyor. Yani ben o kadar konuşuyorum, ediyorum. Günlük hayatımı bu kadar harcıyorum. Politika veya popüler kültür veya moda veya magazin veya futbol veya dizi her neyse. Benimle alakalı olmayan şeyler etrafında bu kadar harcıyorum. Bu sefer kendi hayatımı o kadar ihmal ediyorum. Evet. O kadar ihmal ediyorum ki kendi hayatıma dönüp baktığımda beğenemez hale geliyorum. Türkçemizde çok güzel bir söz var. Diyor ki bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Evet. Bakarsan çok güzel olur, bakmazsan çok çirkin olur. Çok bakımsız, çok tarafına bakılmaz hale gelir diyor. Yahu bu ne olur? Hayatımızla alakalı da düşünelim. Hayatımıza bir özenelim. Benim hayatım nasıl olması gerekiyor? Nasıl bakarım? Nasıl özenirim? Nasıl dikkat ederim? Nasıl kendi hayatımı yaşarım? Nasıl başkasının hayatını yaşamam? Şu anda düşündüklerimizde, hissettiklerimizde tamamen kendi hayatımızdan bağımsız ve hiçbir tesirimiz olmayacağı konularda. Sinirleniyoruz, hiçbir tesirimiz olmayacağı konulara sinirleniyoruz. Seviniyoruz, hiçbir tesirimiz olmayacağı konulara sinirleniyoruz. Hiçbir emeğimizin olmadığı, olamayacağı şeylerle alakalı günlerimiz geçiyor ama başkalarının hayatının, başkalarının gündeminin, başkalarının yapıp ettiklerinin hesabını vermeyeceğiz biz. Kendi hayatımızın aynen hesabını vereceğiz. Bir de üstümüze siniyor değil mi hocam? Siniyor abi. Mesela o görüntüler gönderiyorlar bazı. Mesela şimdi bu WhatsApp gruplarını da ben çok sağlıklı bulmuyorum. Evet. Bakıyorsunuz bir kişi 6-7 tane WhatsApp grubuna üye. Hı-hı. Tıkır 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 sürekli telefonu çalışıyor. Oysa orada evinin karşısında güneş ağaca o kadar güzel vurmuş. Evet. Ve öyle güzel salınıyor ki o ağaç böyle güneşte. İnanılmaz serilik manzara var. Ama buraya öyle odaklanmış. Buradan o kadar gerekli gereksiz bilgi akışı var ki. Gözünün önündeki ağacı görmüyorsun.
Ben kendi adıma bir detoks diyorlar ya hani, hı-hı, böyle modern bir detoks uyguladım. Hı-hı. Twitter'a dönüp bakmıyorum. Gündem beni ilgilenmiyor. Zaten vatana millete yani çok hayati bir şey olan zaten bana ulaşıyor. Ama dönüp bakmıyorum artık hocam. Başkalarının hikayelerine, ne yaptıklarına bakmıyorum. Eğer işimle alakalı değilse. Hiçbir şeye dönüp bakmıyorum. Evimizin orada bir ağaç buldum kendime. O ağaçla arkadaş olduk. Çok iyi. Orada takılıyoruz, gidiyorum. Harikli. Ağaca çıkıyorum mesela. En son çocukluğumda yaptığım şeydi, hı-hı, bu. O ağaçta bir dal buldum kendime. Oraya çıkıyorum. Oradan etrafa bakıyorum. Müzik dinliyorum. Kitap okuyorum. Ve dedim ya evet, ben ne yapmışım kendime ya? Futbol umurumda değil ya. Evet. Hangi takım şampiyon olacak beni hiç ilgilendirmiyor. Ben size şu an 3 tane futbolcu sayamam yani, hı-hı, Süper Lig'de oynayan. O kadar ilgi alanımın dışında. Bunların hiçbiri beni ilgilendirmiyor ve bundan keyif almıyorum. İyi bir film, eğer birkaç arkadaşım aynı anda tavsiye ettiyse, hı-hı, oturup onu izliyorum. Ama dur bakalım bundan da ne çıkacak diye açıp 1,5 saatimi ona vermiyorum yani. Böyle yapmak gerektiğine inanıyorum. Çünkü izlediğiniz kötü görüntülerde mesela adam diyor eşine şöyle şiddet uygulamış caddenin ortasında, o görüntüler düşüyor internete. Ben eşime ve çocuklarıma da bunu nasihat ettim. Yani lütfen izlemeyin. O izlediğiniz kötüye gözlerinizi alıştırmayın. Tabii. O üzerinize siner dedim. Siner. Sizde iz bırakır, bırakmaz mı hocam? Abi Nurettin Topçu merhum çok güzel bir söz söylüyor. Hı. Diyor ki insan diyor kötülüğü iki sebepten bilmemeli diyor. Bir diyor bilirse yapar. Kötülük bilindikçe normalleşir. Ve insan bir noktada normal olarak gördüğü için onu yapmaktan ya da onun yapılmasından rahatsız olmaz. Evet. Bu büyük bir sıkıntıdır. Evet. Çünkü Topçu'nun ahlak felsefesinde şöyle bir şey var. Diyor ki insan olan bunu yapmaz değil diyor. İnsan olan bunu yaptırmaz demek lazım diyor. Yani ahlaki norm öyle bir noktaya gelmesi lazım ki sadece yapmamakla insan övünmemesi lazım. Yapılmasına da müsaade etmemesi aynen lazım. Ama normalleştiği zaman kötülük... İşte tam emri bil maruf nehyanil münker diye buyrulan tabii, şey bu tabii işte ki, yani. Tabii ki. İyiliği emrediyor, kötülüğe değil mi? Kötülükten alıkoyuyor. O yüzden şimdi insan kötülüğü gördüğü zaman devamlı zihnini kalbini onunla doldurduğu zaman normalleştiriyor. Normalleştirdiği zaman ya kendisi yapıyor ya yapılmasına bir şey demiyor, hoşgörür hale geliyor. Hmm. İkincisi diyor hadi yapmadı, yapmamaya uğraşırdı. Nasıl yani? Yani kötülüğü ben sisteme attım, hanımla tartışıyorum, aklıma bir kötülük geldi. Veya trafikte birisiyle tartışıyorum, aklıma bir kötülük geldi. Bir de insan öfkeye kapılınca sistemde ne varsa o çare olarak gözüküyor. Evet. O zaman diyor ki Topçu, sistemde onu atarsan çaresiz kaldığında çözüm olarak görünür, o davranışı yaparsın. Hadi yapmadın, yapmamak için uğraşırsın. Halbuki biz bu dünyaya kötülük yapmamaya gelmedik, iyilik yapmaya geldik. Bizim amacımız kötülük yapmamaya çalışmak değil. Ya. Bizim iyiliğimizi artırmak. Kur'an-ı Kerim'de Mülk Suresi'nde Allah Teala buyuruyor ya, Allah ölümü ve hayatı kim daha güzel işler yapacak onun için yarattı buyuruyor. Evet. Bizim derdimiz bu dünyada iyilik yarışı. İyiliği arttırmak, güzelliği arttırmak, ihsanı arttırmak. Yani hiçbir CV'de, iş görüşmesinde şu yanlışları yapmadım yazamazsınız. Hesap verirken de şu yanlışları yapmadım demeyeceğiz. Şu güzellikleri, iyilikleri yaptım diyeceğiz. O yüzden de kendi kendimizi boş yere imtihana sokmayalım. Ne kadar kötülük görürsek, yanlış görürsek o kadar kötülüğü öğrendiğimiz için yapmamak için mücadele ediyoruz. Canımız çekiyor. Yani kötülük gördüğünüzde işte yanlış bir şey gördüğünüzde. Para harcamakla alakalı, şehvetle alakalı, makamla alakalı, mevkiyle alakalı, kabalıkla alakalı, kötülükle alakalı bir şey gördüğünde insan devamlı ona maruz kaldığında ayarlar bozuluyor. Öyle bir bozuluyor ki bir süre sonra onlar cazip görünmeye başlıyorlar. Hani Mesnevi'de bir hikaye geçer ya, adamın biri pazarda bayılmış. Buna getirmişler gül suyu falan filan döküyorlar. Ayılmıyor bir türlü. İşte demiş ki bir dakika demiş. Bu adam demiş ne iş yapıyor? Bu adam tabaktı. Deri işiyle uğraşıyordu. Demiş ki buna kokmuş bir deri getirin. Adama getirmişler. Kokmuş deriyi görünce, duyunca ayılmış. Niye? Alışkın olduğu koku. O onu ayıltıyor. Gül kokusu ayıltmıyor. Şimdi kendimizi o kadar çok kötülüğe maruz bırakıyoruz ki gül kokusundan ayılamaz hale geliyoruz. Ya çok güzel bir örnek. Yani şeyden illa kokmuş deriyle ayılıyoruz. O bize cazip gelmeye başlıyor. Halbuki kendimize bu kötülüğü yapmasak, şu zihnimize midemiz kadar sahip çıksak, daha fazla değil ha, gönlümüze midemiz kadar sahip çıksak olay çözülecek. Şimdi ben bakıyorum insanlar birbirlerine ziyarete gidiyor, baklava götürüyor. Baklava götür. Ama güzel bir söz götür, tatlı bir bilgi götür, faydalı bir bilgi götür. O yok. Bir araya geliyoruz, politika, siyaset, spor, dedikodu falan konuşuyoruz. Ya sen bana baklava getirmeseydin ki keşke, güzel bir bilgi getirseydin. Burayı değil de şurayı doyursaydın, burayı doyursaydın. Kimse kimseden bir şey öğrenemez hale geldi. Çünkü konuştuğumuz her şey yüzeysel, kimseyi ilgilendirmeyen konular. Kendimizle alakalı konular konuşmuyoruz. Aktualite. Aktualite. Dün bir tane arkadaşımı aradım. Dedim ki...
Ya dedim, bir şey paylaşmışsın onu gördüm. Bu paylaşman sana zararlı. Bu iyi olmaz şundan dolayı dedim. Allah senden razı olsun dedi. Kimse bana bunun bana zararlı olabileceğini söylemedi. Hatta herkes beğendi. Çok iyi yapmışsın dedi. Ama şimdi düşününce haklı söylüyorsun, bu bana zararlı dedi. Birbirimizi uyaralım, uyarmaktan da imtina ediyoruz. Arkasına diyoruz ki yanlış yaptı ya bu kardeşimiz diyoruz. Ama yüzüne karşı çok güzel falan filan diyoruz. Ya bu ikiyüzlülük. Evet. Bu riya. Doğru değil, bize yakışmaz. Bizim ahlakımızın temelinde olacak bir şey değil. O yüzden birbirimizi ziyaret ederken baklava götürmeyelim, güzel bir söz götürelim. Güzel bir iltifat götürelim, güzel bir bilgi götürelim. Veya birbirimizi iyi hissettirmeye çalışalım. Kötülükten, yanlışlıktan bahsetmeyelim. Birbirimizin ümidini arttıralım. Bu noktada salgın bence bize çok büyük ders oldu. Şöyle bir ders oldu. Şimdi malum salgın dediğim şey virüs, bir mikrop var. Bu mikroptan korunmak için 3 tane şey söylüyorlar. Maske, mesafe, temizlik. Ben diyorum ki nasıl koronavirüs denilen şeyden korunmak için maske, mesafe, virüs faydalı oluyorsa bu ümitsizlik virüsünden, karamsarlık virüsünden, kötülük virüsünden korunmak için de maske, mesafe, temizlik hadisesini uygulayalım. Nasıl? Maske şöyle, ağzımıza takmayalım maskeyi, gözümüze, kulağımıza takalım. Her şeyi görmeyelim, her şeyi duymayalım. Özellikle mikroplu yerlerde gözümüzde bir maske olsun. Görmeyelim o mikrobu, kötülüğü, yanlışı, hatayı. Evet. Kulağımıza bir maske takalım. Böyle bir filtre geliştirelim. Bu da kolay bir şey. Niye kolay bir şey? Yahu bizde bu. Şu kapağı kapattık mı bitti. Aynen. Gitmedik mi bitti. Şimdi ben geçen hafta gençlerle buluştum. Şöyle bir seminer verdim. Bunu ben istedim diye. Bütün içeriği şu. Arkadaşım hayat senin hayatın. Bunu ben istediğim diyebileceğin, arkasına durabileceğin işler yap. Çünkü cüz-i irade verilmiş. Onu kullan bir zahmet ya. Yani bir karar alma süreçlerinde bir noktaya geliyoruz. Biz istedik zannediyoruz ama biz istememişiz. Onu gördüğümüz, duyduğumuz, popüler kültürün etkisinde kaldığımız için kendi istiyoruz zannediyoruz da kendimiz istememişiz. O yüzden şurayı biraz korusak, burayı biraz korusak, şurayı biraz dinlesek, şurayı biraz çalıştırsak hakikaten ne istediğimizin farkına varacağız. O yüzden son noktada da bunu ben istedim diyebiliriz. Bileceğiz. Ama diyemiyoruz şu anda veya dediğimizde de yanlış diyoruz. Maske bu. Maske bu. Mesafe şu. Karamsar insanlardan, umutsuz insanlardan, kötümser insanlardan, kötü ahlakı alışkanlıkları olan insanlardan uzak duralım. Korona döneminde çok seviyoruz birbirimizi. Sarılmadık. En yakınımızı ziyarete gitmedik. Niye? Mikrop bulaşır diye. Yine bulaşır. Karamsarlık da bulaşan bir mikrop. Ama geliyor dert anlatıyor diyor şimdi benim Hatice teyzem. Geldi yan komşum diyor. Kocasından dertli. Ne yapayım? Git mi diyeyim diyor ya. Kocasından dertliyse ona ümit verecek, moral verecek, motivasyon verecek şeyler konuşalım. Veya çözmek için bir şeyler yapalım. Senin derdinde bir şey mi? Bak ben sana anlatayım da ben o, neler çektim falan. Yani daha karamsarlığını artacak bir şey yapmayalım. Bir de şöyle bir şey. Şimdi genelde insanlar karamsarlığı memleketle alakalı, insanlarla alakalı anlatıyorlar. Kendi derdini anlatıyorsa çözmeye çalışalım zaten. Onu dinlemeyelim değil. Ha. Benim dediğim biraz daha şöyle. Ya memleket ne kadar kötü. Geçim sıkıntısı falan. Geçim sıkıntısı, ekonomi, insanlar ne kadar hain. Nasıl millet birbirini aldatıyor. Kimseye güvenmeyeceksin. Şu şuna şöyle yapmış. Bu. Ben bunlardan bu anlamda mesafe koyalım. Her şey kötüye gidiyor. İnsanlık perişan. Kıyamet yaklaşıyor. Şöyle böyle konuşan insanları dinlemeyelim. Ama bir insan geldi bize derdini anlatıyor. Onu tabii ki dinleyeceğiz. Ama dinleyip gaz vermeyeceğiz. Bu insanın derdini çözmeye çalışacağız. Merhem olmayacağız. Dertleneceğiz. Merhem olmayacağız. Olabildiği kadar. Ama onu da bizi de ilgilendirmeyen konularla alakalı karamsarlık bulaştıran insanlardan uzak duracağız. Ben şimdi bazı insanlarla oturuyorum. Yarım saat konuşuyorum. Dayak yemişen beter oluyorum abi. Değil mi? Yani o kadar böyle kötü hissediyorum kendimi. Böyle ne oluyor diyorum ya. Niye ben bu kadar kötü hissettim? Adamla konuştum çünkü. Bulaşıyor. Eskiler hal saridir buyurmuşlar. Geçecek. Geçer. Bulaşır. O yüzden bu konuda bir mesafeye dikkat edelim. Sari sirayetten sari, geliyor. Edelim. Sirayet eder diyor. Evet. Bir de o üçüncü temizlik meselesine geleceğim de bir şeyin üzerinde durmak isterim. Buyurun. Ne olur bildiğimizi yapalım ya. Her şeyi biliyoruz. Yani benim mesela buraya kadar anlatmıyor bir sürü şey. İzleyenlerin hepsini biliyorlar. Aslında. Zaten hepsini biliyoruz ya. Şimdi ben zaten diyorum ki benim anlattığım şeylerin hepsi bilindik şeyler. Hep de bildiğiniz şeyleri anlatacağım. Hiç bilmediğiniz bir şey anlatmayacağım. Ama bildiğimizi yapsak bize yeter. Daha ötesine gerek yok. Çünkü o kadar çok şey biliyoruz ki. Aynen, yapmıyoruz. Aynen. Şurada kalıyor. Şimdi mesela bu anlattıklarımla alakalı da bir sürü şey biliyoruz. Yapmıyoruz. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerif var. Buyuruyor ki iyi arkadaş kokucu dükkanında bulunmak gibidir. Kokucu dükkanındaki insan size koku ikram etmese bile oradaki güzel koku size siner. Kötü arkadaş da demirci dükkanında bulunmak gibidir. Oradaki bilerek isterek size zarar vermese bile oradaki pis koku size siner buyuruyor. Yani kötü arkadaşla beraber olduğunuzda o hal bulaşıyor size. Dikkat edin buna buyuruyor. Bu hadisi bilmiyor muyuz?
Biliyoruz. Her yerde duyduk. Uyguluyor muyuz? Hadi bunu duymadık. Şunu da duymadık. Kişi arkadaşının dini üzeredir, yolu üzeredir. Bunu duyduk. Ya da bununla alakalı atasözlerimiz var. Bunları da biliyoruz. Bilgi anlamında sıkıntımız yok. Ama o bilgiyi davranışa dönüştürecek irade, gücü göstermekle alakalı zafiyetimiz var. O yüzden kendimize, kendi hayatımızı toparlamak noktasında küçücük hedefler belirlememizde fayda var. Evet. Yani ben bu hafta neyi yapmak istiyorum? Önceliğimle onu yapalım. Ama ona girmeden üçüncüyü de müsaade ederseniz yapayım. Toparlayayım. Temizlik meselesi. Temizlik meselesi şu. Kalbim ve zihnim bir şekilde mikrop kapıyor. Nasıl şey yapıyoruz? Gerçek hayatta korona mikrobu bir şekilde bulaşıyor. Hı-hı. Ama diyorlar ki uzmanlar belli bir kıvamda olursa, belli bir limitin üzerine geçmezse ve bol su içerseniz, açık havada çok vakit geçirirseniz, iyi beslenirseniz o zaman vücut toparlar. O mikrop size zarar veremez hale geliyor. Aynısını psikolojik yapımız için de kullanalım. Suyumuz nedir? Onunla bol su alalım. Bence su doğru bilgi. Doğru bilgi kaynaklarından beslenelim. Gün ışığında kalalım açık havada. Gün ışığı nedir? Bence değerlerimizdir. Hmm. Daha çok değerlerimizi hayatımıza sokalım. Hmm. Ve psikolojik bünyeyi güçlü tutalım. Psikolojik yapıyı güçlü tutalım. Şu kalbe biraz yatırım yapalım. Şunu dinlemekten, duymaktan çok uzağız. Şurası çok konuşuyor. Buraya çok değer veriyoruz. Buraya çok ehemmiyet veriyoruz. Şurayı duymaz hale geldik. Burada bir kalp var. Benim geçen çok duygulandığım bir olay duydum. Olay şu. Mustafa Kara Hoca'yı biliyorsunuz. Hmm. Allah selamet versin. Evet. Ömrüne bereket versin. Mustafa Hoca bir gün üniversitede ders veriyor. Ders verirken duruyor. Öğrenciler bir şaşırıyorlar. Hoca niye durdu diye. Bakıyorlar ki bir kuş ötüyor. Hoca onu duymuş dışarıdan. Kuşu dinliyor. Bülbül ötüyor. Hoca biraz dinliyor. Sonra gözlerini siliyor. Devam ediyor dersi. Bu bana çok kıymetli geldi. Şurası çok güzel çalışıyor demek. Mis. Onu ıskalamıyor. Yani. Iskalamıyor. Ve oradan bir şeyler duyuyor, bir mana çözüyor. O mana şurada yankılanıyor, burada yankılanıyor. Sonra duyuyor, devam ediyor. Bizim gözümüz yaşarmıyor abi. Şurası titremiyor. Niye? Temiz tutmuyoruz burayı çünkü. Sür çıkar ayarı dilden ta tecelli ede hak. Padişah girmez haneye hane mamur olmadan diyor. Padişah girmez saraya hane mamur olmadan. Şuradan bütün ayarı çıkarmamız, çer çöpü çıkarmamız lazım ki hak tecelli etsin. O yüzden burayı temiz tutmak, tutamadıysak bir şekilde temizlemeye çalışmak lazım. O yüzden de işte biraz kainata kulak verelim. İşte siz dediğiniz ya ağaçla arkadaş oldum. Ağaçla arkadaş olalım. Gökyüzüne bakalım. Çiçekten bir şey okuyalım. Bir kitabullah-ı azamdır. Sereser kainat diyor. Ya. Öyledir. Hangi harfe dokunsa manası Allah çıkar. Öyledir. O yüzden kainatı okumaya çalışalım. Olacak. Bugün İnşallah. Olmazsa yarın ama bir gün mutlaka olacak yani. İnşallah. Çok teşekkür ederim hocam. Teşekkür Allah sizden razı olsun. O kadar güzel anlattınız ki ben de itinayla araya girmedim. Allah razı olsun. Şimdi hocamızın Instagram hesabı var mı hocam? Var da çok kullanmıyorum. Çok kullanmadığı bir Instagram hesabı var. O yüzden takip etmeyin. Kullandığınız nere var? Valla işte ben de sizin gibi şey yaptım. Sosyal medyadan biraz çekildim. Ama kitapları var dostlar. Kitapları var. Alın ve okuyun. Söylenecek söz orada söylenmiş. Bir de YouTube'da videolar var abi. 8 tane kitabı var yayınlanmış. Bunu internet kitap satan bu bildiğiniz internet sitelerinden satın alabilirsiniz. Ayrıca da YouTube'da sayfanız var değil mi? Yok sayfam yok. Nerede videolarınız? Farklı yerlerde yayınlanmış videolarım var ama gençlere en çok konuşma yaptığım bir mecra Turing. Turing'de ben düzenli gençlerle buluştum 3-5 sene. Harika. O yüzden oradakileri çok güzel kaydettiler ve yayınladılar. Oradan arzu eden vakit ayırmak isteyen varsa İstifade bakabilir. Edebilirsiniz inşallah. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederiz. Ederim. Allah çok sağ olun. Sizden Allah razı olsun. Şimdi çok soracaklardır. Başta sorayım. Danışan kabulü yapıyor musunuz? Yeni danışan alamıyorum. Eskileri devam edebiliyorum ama yeni alamıyorum. Yeni alamıyorsun. Ne zaman alacaksınız yeni? Nasip. Bilemiyorum yani şu an. Nasip şey olursa da danışan alacak inşallah. Ben artık... ama müsaade ederseniz küçük bir şey ekleyebilirim. Şimdi Türkçemizde çok güzel bir kelime var. Gün görmüş diye. Evet. Gün görmüş kelimesi şu. Bir insanın bir gün görmüş olması onu daha ince, daha zarif, daha tecrübeli, daha bilgi bir insan yapar yapması lazım. Evet. Yapmıyorsa yazık yani. Evet. Bu söz de kedi için kullanılmıyor mesela. Gün görmüş kedi denmiyor. Köpek denmiyor. İnsan için i̇nsan kullanılıyor. Için. Çünkü insanın gün görmesi onun hayatına bir şey değiştirmesi lazım. Doğru. Dolayısıyla bu konuşmamıza bir şekilde vakit ayıran, izleyen kardeşlerimiz biz de niyet etsek bu konuşmayı izlemiş olmaklığımız hayatımızda bir şey değiştirsin. İnşallah. Küçücük bir karar alalım İnşallah. Hayatımızla alakalı. Diyeyim ki yahu ben bunu gördüm.
bu videoyu gördüm, bu görmüşlüğüm, video görmüşlüğüm bir şeyi değiştirsin. Bugün şu kadarcık bir İnşallah. Şey değiştireyim diyelim. Öyle bir niyet edersek devamı gelir. İnşallah. Bizim Fabrika Ayarı kitabında ben yazdığım ön sözde şöyle bir not düşmüştüm. Fabrika Ayarı'nda değildi. Herkes için siyerdeydi. Kitaplar insanların hallerinde raflarda durduklarından daha şık dururlar diye. Dünyanın bütün kitaplarını okuyabilirsiniz. Fakat bu sizde bir hal kesbetmediyse, bir hale dönüşmediyse o bilginin ne manası var? İzlediğiniz bir saat inşallah küçük de olsa bir hale dönüşsün. Buradan duyduklarınız, dinledikleriniz hem sizlerde hem de bizde. Evet dostlar, böylelikle geldik bu programın da sonuna. Önümüzdeki haftaya kadar Allah'a emanet olunuz. Ahiriniz emelinizden hayırlı olsun. Hoşçakalın.